en iyi tavuk döneri seçeceğiz. Böyle paşır diye oradan ikiye böleyim. Paşalar gibi maşallah. Maşallah. Yapıştırmışlar turşuyu. Böyle olmaması gerekiyor diye biliyorum. Boyuna değil eline büyümüş. Maşallah. Yalnız bir dakika. Eksi. Birader bu ne böyle dürüm mü oldu? Ne yapıyorsunuz ya bu samuray kılıcı gibi? Kaç gram olduğuna bir bakalım. Devam et böyle usta. Ana! Çok kararsız kaldım lan. Geldim. Herkese selam, ben Kartal. Bugün en iyi tavuk döneri seçeceğiz. İlk olarak 70 santimlik boyuyla zurna var. İkinci fiyat performans ürünümüz Bambi. Üçüncü olarak Usta Dönerci. Ve son olarak Etler Marmaris var. Şimdi bunlar genel olarak aynı fiyatlarda. Ama 100 gram olan ve en ucuz olan 50 lirayla Bambi. Zurna 55 lira. Bu kadar uzun gözüklere bakmayın. Sadece 70 gram tavuk var. Santim başına 1 gram tavuk düşüyor. Usta Dönerci 58 lira ama içinde sadece 70 gram tavuk var ve Etiler Marmaris. Kendisi 56 lira ve gramajı içinde yazmıyor. Bulamadık. Yazmıyor. Yani sipariş verirken bulamıyorsun abi. İçinde ne kadar var? Belki 20 gram koydular. Yazmaması eksi. Şimdi şunu merak ediyorum. Birader bu ne böyle dürüm mü oldu? Ne yapıyorsunuz ya? Bu samuray kılıcı gibi. Bugün açma yeri neresi bunun? Şurası. Şöyle açayım. Şimdi bir de bunları tabii ki de içinden teker teker şey yapmak çok zor. Tavukları ayıklayıp gramajını ölçmek. O yüzden bir bütün olarak bu ne ya? Bir bütün olarak tartacağız. İçindeki malzemeleri artık ne kadar koydularsa. Bu arada zurnada sadece bu vardı abi. Bambi'de ketçap, mayonez ve peçete vardı. Usta Dönerci ve Marmaris'te sadece peçete vardı. Şimdi ilk önce zurnanın kaç gram olduğuna bir bakalım. Bunu şöyle bir koyacağız. Paşalar gibi maşallah. 467 gram. Maşallah. Şimdi 467 gram bunu bir not edelim abi. Şurayı koparayım. Malzemeli yerinden o patatesler var içinde. Bir deniyorum hemen. Ben hiç zurna dürüm yememiştim. İçindeki sos çok tuzlu geldi bana. Şimdi ilk yiyişte onu anladım. Bir sırf daha alacağım. Aynı fiyat performans ürünlerinde bu bayağı 450 liraya 400 gram bir şey yiyorsun yani sonuçta. Lavaşı, patatesi, turşusu, her şey var içinde. Bir de sosu var. Yani sossuz isteyemiyorsun. Biz şöyle yaptık. Tavuk dürüm yazdık. Hepsine soslu sossuz yok. Ekstra malzeme de yok. Ne veriyorlarsa onu getirdik. Şunu artık şunla vedalaşıyoruz. Şimdi bir zurna dürüm şurada kalsın. İçinde patatesi varmış. Şimdi bir de Bambi'ye geldik. Bu en fazla eti olan. Bak. Bu ne oğlum? Maşallah bu da boyuna değil enine büyümüş. Şimdi bir de buna bakacağız. Hemen bir şöyle koyuyorum. 308 gram. Yani zurna kadar olmasa da bayağı bu da dolu dolu. Şimdi şunu bir böyle haşır diye ortadan ikiye böleyim. Şimdi bunu da buradan bir ısıralım. Bu da güzel. Her şey var içinde. Yalnız sevin için güzel bir şey olabilir ama ben abi tavuk dürümde o bak mesela şeyde yok galiba zurnada yok. Domates olayına karşıyım. Bu sosu yapmışlar zurnada ama burada bu domatesi bütün bütün koymak bana tat olarak çok şey yapmıyor. Amaç protein almaksa 100 gram ve fiyat performans olarak Bambi doyulabilirlik açısından en iyisi gibi duruyor. Diğerlerine bakmadım daha. Ama ben proteinin moratine bakmam kardeş. Ben böyle böyle doyacağım. Yoğun yoğun yiyeceğim diyorsa zurnayı al geç. Şimdilik. Yani ama bu usta dönerciye bakalım şimdi. Bunlar biraz fazla küçük ve hafif geldi. Usta dönerci. Bu arada lavaş kalitesi zurnada daha iyiydi. Biraz bana şey fazla sert geldi Bambi'ninki. Bu da biraz kalın lavaşı. Ama bakalım şimdi bunun kaç grammış. Hop. 269.5. Yani bu şu ana kadar en hafif olan. Ya tabii ki de tavuğu göremiyoruz. İçindeki malzemelere bakacağız. Yalnız bir dakika. Ustada kibrit patates var. Bunu da oradan ikiye ayıralım. Oradan ısıralım. Bak usta da güzel gözüküyor. Usta böyle daha çok zincir. Gerçi hepsi zincir. Ulan gerçekten şu sos olayı tavuk dürümü ne kadar değiştiriyor ya. Şu an yalan yok. Sos olarak en çok zurnayı beğendim. Bu usta dönercinin sosu da çok iyi. Bana sadece Bambi hani galiba eti daha fazla olduğu için biraz diğer malzemeleri daha az geldi. Ama usta dönerciyi de ilk defa yememe rağmen
Devam et böyle usta. Şimdi son olarak Marmaris'e geldik. Bakalım gramoj olarak Marmaris ne durumda? Marmaris'e bakıyoruz. Ana! Marmaris 236.9. 237 gram diyelim. Şimdi bunu da ortadan ikiye bölüyorum. Rus. Bunda ne var ya? Yapıştırmışlar turşuyu. Hem az hem de turşu çok az. Gramajını da bilmiyoruz ne kadar. Vallahi yalan yok, biraz az var ama tadı güzel. Yani şöyle söyleyeyim, ulan çok kararsız kaldım lan. Birkaç tane sıralama olacak kafamda. Üstündeyim, çok güzel. Marmaris'in tadı da çok iyi. Ama şöyle düşünüyorum. Kafamda spor olayını ve diyet olayını çıkarıyorsam, eve geldim ve karnım çok acıktı. Hangisini yersin diye sorsam zurnayı yerim. Hatta şöyle söyleyeyim. Çekimden sonra da zurnayı gömeceğim kafamda. Ama etilen Marmaris de çok başarılı. Aynı fiyat performansı. O 500 gram bu 236 mı 238 gram mı ne? O yüzden yani aynı hemen hemen birbirine yakın fiyatlar olduğu için kesinlikle zurna alır. Ama diyelim ki spor yapıyorsun ve diyetine dikkat ediyorsun. Bambi aralarındaki en sağlıklı olanı gibi geldi. Çünkü içinde böyle ekstra bir sos yok, yağlı bir sos yok, bir şey yok. Sadece hepsinden daha fazla et var. Hepsinden daha ucuz. İçindeki malzemeler de az. Direkt tavuk yiyormuşsun gibi onu seçerdim. Ustadan öğrencinin de sosu iyi. Ama her türlü kapılar zurna dürüme çıkıyor eğer doymak istiyorsan, çünkü en ağır o. Siz de bu arada söylemeyi unuttum. Son iki videodur. Yorumlar like'tan daha çok. Böyle olmaması gerekiyor diye biliyorum. Lütfen videoyu izliyorsanız like'a basın ve yorum yapın. Bu haftalık bu kadar. Haftaya ne istediğinizi alta yorumlara yazarsanız, işte kantuni mi olsun, sushi mi olsun, aklınıza ne geliyorsa en çok yorumu yapmaya çalışacağız. İyi haftalar.